Yeni Mahalle Belediye Spor'la Sincan Belediye Spor'un yaptığı maçın 86. dakikasındayız. Şu anda Eşref Bey'le birlikteyiz. Atılan 3 golün de sahibi kendisi. Kendisinden maç hakkında kısa bir değerlendirme alacağız. Tebrik ederim öncelikle. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Tabii ki maçın zor olacağını biliyorduk. İyi bir takımla oynayacağımızı biliyorduk. Biz her zamanki gibi yine aynı ciddiyete çalıştık. Biz çünkü bu sene çok inandık. Temiz bir takımla, çok temiz düşünen, gerçekten müthiş insanlarla birlikteyiz bu sene. Hak ediyoruz. Bu maçta da çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Rakibi çok iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Tanıdıklarımız da var zaten. Çok şükür bugün futbol şansı da bizden yanaydı. Güzel bir sonuç şu anda. Maçın bitmesine az bir dakikalar kala. Evet, takımınızı devre arasına doğru nerede görüyorsunuz? Ya biz gördüğümüz yer her zaman liderlik. Çünkü buna inandık gerçekten, her yerde, her zaman bunu düşünüyoruz, her zaman bunu konuşuyoruz. Hiç mesela bir arada oturduğumuz zaman başka şeyler konuşmuyoruz. Hep şampiyonluğa kilitlendik. Bu takım çıkarsa ne olur? Bunun güzelliklerini hep düşünüyoruz. Hep olumlu düşünüyoruz. İnşallah hani bu düşüncemizin karşılığını alacağız diye düşünüyorum ben. Şimdi biz buraya gelene kadar 3'te 3 yaptık. Bu 4. maçımızdı. Devlet Tiyatroları'yla biz 3 yıldır yenemiyorduk. Tabii ki onların da puanı yoktu. İyi bir takım ama hazır gelmemişler herhalde. Biz galip geldik. İyi futbolda oynadık. İyi mücadele ettik. Galip geldik. 4'te 4 yaptık. İnşallah böyle yolumuza devam ederiz. Cem de 3 tane gol attı. Bizim için tabii ki o da sevindirici. İnşallah böyle devam ederiz yani. Önümüze bakıyoruz. Yani haftaya Kavakdere maçı var. İnşallah o maçta da aynı şekilde devam ederiz yolumuza. O şekilde. Başarılarınızın devamını diliyoruz biz de Klas Spor olarak. Sizden biraz düşüncelerinizi alalım. Bu başarıda çok büyük etkiniz var. Ne hissediyorsunuz? Yani şöyle, şimdi tek başıma değil, takım arkadaşlarımın çok büyük bir emeği var. Onların sayesinde takımımız böyle her maça çok iyi hazırlanıyoruz. Hocamızın da desteğiyle. Kavakdere maçına da haftaya inşallah güzel bir skor alacağız. Serimizi devam ettirmek istiyoruz. Şimdi şöyle, zaten lige hazırlanan takımların arasında Yeni Mahalle, biz, Beypazarı, DSİ, kağıt üzerinde favori görünen takımlardı ama Gölbaşı şimdi yurtkurda işin içine girdi. Sonuçta futbolda kağıt üzerinde değil, sahada mücadele ediliyor. Biz 3'te 3 yaparak buraya gelmiştik. Rakibimiz bir beraberlik, iki beraberlik bir galibiyet almıştı. Zor olacağını biliyorduk. Hafta içi tanıdığımız oyuncular vardı. Ona göre iyi çalıştık. Sonuçta da müsabakada oyuncularım çok iyi mücadele ettiler. Maçta kazanmasını bildik. 4'te 4 yaptık. Herhalde lideriz tahminime göre. Bundan sonraki maçlarımızın bizim hepsi final havasında. Hepsini ayrı ayrı hazırlanıyoruz. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Demirli Bahçe maçı önemi neyse biz bu sonraki hafta oynayacağımız maçın da önemi aynı. Bizim için rakip önemli değil. Hepsine tek tek hazırlanıyoruz. İnşallah hedeflediğimiz yere ulaşacağımızı düşünüyorum. Hedeflediğiniz yer profesyonellik. Vallahi benim ilk anlaştığımda da söyledim. 10 sene önce bu takım için ne düşünüyorsam şu anda aynı şeyi düşünüyorum. Ben oranın çocuğuyum. Futbol orada bayağı bir gecikmiş durumda. Yani o 600 bin nüfuslu bir yerin takımı tabii ki önce bal ligi, sonra 3. lig, bence 2. lig. Yani benim düşüncelerim o yönde. Planlamam o yönde. İnşallah bu takımı dediğim gibi 3 senem olur, 4 senem olur. Profesyonel lige taşımak istiyorum. Size de teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını diliyoruz.